Ne ve size neden saldırıyorlar? Akit TV'nin amacı Atatürk'e karşı bu adamlar. Atatürk'e niye karşı? Çünkü kadınlara özgürlük vermiş, dekolteyi savunmuş. Kadınların neşeli, sevinçli olmasını istemiş, kadınların dans etmesini, kültürlü olmalarını, birçok yerde göreve gelmelerini, sanayide, tarımda, efendim, sanatta, her yerde öncü olmalarını, modern Müslümanlığı, Kur'an Müslümanlığını en güzel şekilde yaşamalarını istemiş. Şimdi adamlar bu kafayla, bu mantıkla zıtlar. O zaman Atatürk'ü karşısına alıyor. Şimdi Atatürk'ün çizgisinde olan kişileri de karşısına alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni de o yüzden karşısına alıyor. MHP'de ülkücüler de Atatürkçüdür. Onlar da karşılarına alıyorlar. Ben Atatürkçüyüm, beni de karşılarına alıyorlar. Yani toplu bir mücadele veriyor kendince. Ya vahim tarafı diyor ki Türk milleti bizim arkamızda diyor. Türk milleti senin arkanda, sizi kovalamak için arkanızda. Tabii. Türk milleti ne yapsın sizi? Bir de her o özelliğinizden dolayı Türk milleti size hiç yanaşmaz. O meşhur özelliğinizden dolayı. Dolayısıyla Atatürk'ün adını bir daha ağzınıza almayacaksınız. Atatürk hakkında da çirkin söylemeyeceksiniz diye uyardım. Bunlar sevgiden hiç bahsetmez. Dikkat edin. Ağızlarında sevginin sesi yoktur. Yüzlerinde hep öfke vardır. Konuşmalarında hep öfke vardır. Çok çok sevgisizdir bunlar. Atatürk'e bakıyoruz, dans ediyor, güzellik var, estetik var, kalite var, güzel giyiniyor, parfüm kullanıyor. Bunlar da her şey tersine. Dolayısıyla Atatürk'ü istemedikleri için Atatürkçü çizgide olan, Atatürk'ün anlayışını savunan, yani modern İslam anlayışını savunan, Kur'an Müslümanlığını savunan kim varsa ona tavır alıyorlar. Dolayısıyla bu garip tavırlar ortaya çıkıyor. Yani yakışıksız tavırlar ortaya çıkıyor. Biz de bunları uyarıyoruz, hatırlatıyoruz. Türk milletini de uyarıyoruz ki bu adamlara karşı aman dikkatli olun diye. Zaten izole edilmiş tipler. Ama yine de insanları uyarmakta fayda var. Evet, dinliyorum.